Seninle o konuşmayı yaparken zaten pazarlık yaptı Mustafa. Silaha karşı, hapse karşı aldın o çantayı. Hayatımı ne kadara sattığımı bilmiyordum. Her aklına estiğinde karşımıza dikilemez. Ben sana ömür boyu rahat bir yaşam vaat ettim. Ama senin söylediğin o sizin gibi evler, sizin gibi bir yaşam. Yok 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 yok. Bunlar kontrolsüz istekler. Ben tekrar pazarlık yapmam. Silah da üzerindeki parmak izinde tespit edilmiş bir şekilde duruyor. Ha, istersen sen bunu bir düşün. İşte oturalım, konuşalım. İşte mantıklı bir şekil bulalım, olur mu çocuğum? Olmadı. Ne sabahtı ya? Meryem ne diyor? Kız şikayet etmeyecek. Aslında sen de başka bir gerizekalılık yapmayacaksın, tamam mı? O evden uzak duracaksınız. Ya ben kız Meltem'i aradı diye gittim oraya. Kes, kes. Başımıza başka bir dert açma. O kadar söylüyorum. Sana da söyleyecek iki çift lafım var. Kadın savcılığa mektup yazmış. En ufak bir olayda vereceğim dedi. Ya atıyor ya. Niye atsın? Neden çekinsin artık? Ya Meryem gitmemiş, Mustafa ile konuşuyor ya. Nasıl, nasıl? Evimi dağıttın. Yerle bir ettin, sesimi çıkarmadım. Ama artık saflar belli oldu. Ne oluyor ya? Ne konuşuyor bunlar? Şimdi sesim öyle gür çıkar ki Fatma Gül'den uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Artık o evli bir kadın. Arabaya biner misiniz? Benim de sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Şuradan uzaklaşalım hiç değilse. Gözler üstümüzdeyken konuşmayalım. Mustafa iyice manyaklaştı. Ya nereye gidiyor bunlar? Sustur şu telefonu. Ben Fatma Gül'ün yüzünün kokusunu bile sildim attım avuçlarımdan. Hiçbir şey kalmadı geriye, hiçbir şey. Ben de çok şey feda ettim. Yaşaranların yanında olduğuna göre kayıplarının bedelini de tahsil etmişsindir. Benim bir tek Fatma Gül'e karşı vicdan azabım var. Arkama bir daha asla bakmamak için son kez çıktım onun karşısına. Benim önümde yeni bir yol var. Geçmişimden, hayallerimden hiçbir iz taşımayan bir yol. İsabet, isabet. Senin de bizim hayatımızda yerin yok. Tabii merak ediyorlar şimdi bunlar ne konuşuyorlar diye ha? Aslında konuşulacak pek bir şey de kalmadı değil mi? Herkes söyleyeceğini söyledi. Fatma Gül de söyledi. Kesin tavrını koydu. Artık onu bir daha rahatsız etme. Seviyor mu onu? Artık geriye dönüp bakmak istemiyor. Ben onu biliyorum. Yaşadığı hiçbir şeye tekrar dönüp bakmak istemiyor. Gerçekten karısı olmadı değil mi o adamın? Sen benim ne dediğimi duymadın herhalde. Onlar artık evli. Kerim Fatma Gül'ü hayatı boyunca korumaya söz verdi. Fatma Gül de ona güveniyor. Aynı yerde yatmıyorlar. Uzak dur bizden. Uzak dur evimizden. Herkes kendi yoluna, herkes kendi hayatına bundan sonra. Fatma Gül hala beni seviyor. Ona söyleyin, ne derse desin. Bunun böyle olduğunu biliyorum. Fatma Gül'ü rahat bırak.
bari bunu yap onun için. Bu herife bir yem atmak lazım. Yem atmak lazım ki geri gelsin. Tamam. Ama sen bu işe karışma. Ama kaldığı yeri öğrenebilirim. Nasıl? Anneme, Halide Hanım'ı aratacağım. Araları bozuk olsa Hilmiye Hanım bizi aramazdı. Pek de güzel konuştu kadın. Nihayet. Neredesin be oğlum? Geldim işte. Anneciğim, nasılsın? Çok merak ediyorsun da sanki. Yapma hemen böyle gelir gelmez. Az önce Hilmiye Yaşar aradı. Annenle konuştu. Niye apar topar gittiniz diye sormuş. Sen ne dedin? Oğlumuz neler olduğunu anlatsa söyleyeceğiz ama biz de bir şey bilmiyoruz dedik. Yapma böyle. Sen de oflayıp puflama suratıma suratıma. Ne sorsak bir cevap alamıyoruz oğlum. Bir haller oldu sana. Bir şey olduğu yok. Giyimin, kuşamın, konuşman bile değişti iki günde. Neler çeviriyorsun sen? Nerelere gidiyorsun sabahlara kadar gelmiyorsun? Bir arkadaşımdaydım. Hangi arkadaşın? Ne oluyor ya? Bir durun. Nasıl arkadaşmış bu böyle bu kadar serbest? Ailesi yok mu? Nasıl izin veriyorlar daha evlenmeden evlerinde kalmana? Neler kuruyorsun sen ya? Ben sana kız arkadaşım mı dedim? Annene bağırma. Terbiyesizliği iyice eline aldı. Olur olmaz insanlarla bizi muhatap etmenden korkuyoruz. Senin için korkuyoruz. Ama beni bunaltıyorsunuz. Tamam oğlum, tamam. Gidelim biz evimize, bunaltmayalım seni hiç. Gidelim vallahi Halide. Ne bu böyle ya? Ya ne gitmesi, oturun oturduğunuz yerde. Beni üzmeyin. Özür dilerim. Bağır çağır, sonra özür dile. Yok öyle. Anneciğim, sinirlerim bozuk. Yeni işimi oturtmaya çalışıyorum. Yepyeni bir dönem benim hayatımda. Ya çok gerginim, siz de anlayışlı olun. Biraz zaman tanıyın, ne olur. Sen de otur anlat, bilelim, biz de rahatlayalım. Benim acelem var, duş alıp çıkmam lazım. Ha, buyur işte. Para bana lazım değil, koy onu yerine. Lazım olur. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Nereden çıktı bu şık şık adım giyimler? Aldım. Akşam geç gelirim yine. Söyleyeyim de sorun çıkmasın. Bu kötü bir şeylere bulaştı emin. Kesin bulaştı. Bu kadar para pul birdenbire cebi doldu. Terfi ettim dedi ya. Sen de inandın mı? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Buyurun. İki kıvırcık salata. Taze soğan da, taze soğan. İki demet de taze soğan. Bir şey unutmayalım ki yengen kızmasın sonra. Aldık işte her şeyi. Başka ne vardı abi? Yok, bir şey yok. Ne kadar? 600 lira. Fatma Gül. Bir dakika. Fatma Gül nereye? Abla. Meryem abla. Senin ne işin var burada? Abimle alışveriş yapıyorduk. Motordan indiğini gördüm. Karşıda bir işim vardı da. Telefonda yürüyorum deyince buralardasın zannettim. Merhaba, merhaba. Fatma Gül böyle koşunca birden ne oluyor dedim ben de. Neredeydin sen? Reşat Yaşaran'a gittim. Niye ki? Niye? Konuştum onunla. Onunla da
Mustafa'yla da. Hadi gidelim. Ne konuştun ki onlarla? Ne konuştun? Evde anlatırım. Hadi. Çok iyi söylemiştin. Ağzına sağlık. Birilerinin onlara hadlerini bildirmesi lazım. Bizi korkuttular, sindirdiler. Yok ailenizi öldürürüz, yok onu yaparız, yok bunu yaparız diye. Hadi gelip yatsınlar bakalım şimdi. Bizim elimizde armut toplamıyor artık. Madem artık korkmadan yaşayacaksak, bu resti çekmemiz şarttı. Peki, bundan sonra bizi rahat bırakacaklar değil mi? Söz verdiler değil mi? Peki, Mustafa ne dedi? O da bırakacak mı peşimizi? Onun safı belli oldu artık. Anlat Allah aşkına. Pişman olmuş mu? Ya kendini aklamaya çalışıyor adam. Zaten ne yapsın? Boş ver. Onunla ilgili konuşmaya değmez. Madem ki onca rezillikten sonra hala o adamların yüzüne bakabiliyor, madem hala oturup konuşabiliyor onlarla. Doldurmuştur onlar ceplerini, doldurmuş. O kim bilir ne zengin oldu. Bak ben size söyleyeyim. Önce insan olsun ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.